Böyle bir etkinliği de canlandırmanız için size teşekkür ediyorum, yardımcı olduğunuz için. Şimdi bayram, bugün bayram. Köyümüzün de etkinliği var. Bayramlar her zaman için hayırlara vesile olması gereken, kardeşliğin, dostluğun sembolü olması lazım. Saygının, sevginin. Olduğu kadar da oluyor tabii. Kırgınlıkların giderilmesi lazım. Bugün bayram, ben herkesin bayramını kutluyorum. Tebrik ediyorum. Köyümüze gelen misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Peki köyümüzle ilgili gördüğünüz sorunlarınız neler var? Köyümüzün asfaltı yolu yok. Aynı zamanda ben eski muhtarım. Dün bayramın eski muhtarım. Köyümüzün asfaltı yok, yolu yok. Bir takım sorunları var tabii. Suyumuz hiç yok. Bunların giderilmesini de istiyoruz köy halkı olarak. Yönetimimiz de olduğu kadar ilgileniyor tabii. Derneğimiz de ilgileniyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kuzalan Köyü'nden Cemal Özçelik. Biz İstanbul'da 64'lerde İstanbul'u ettim. Devlet işleri yapıyor. Belediye, İller Bankası, Sanayi Bakanlığı'nın işlerini yapıyoruz. Şirketlerimiz var. Peki başka sorunlarımız neler var? Sıkıntı yaşadığınız, sorun gördüğünüz? Köyümüzde bazı eksiklikler var. Yollarımızda eksiklik var, sıkıntı. İşte böyle gelip gitme zorluklar oluyor. İlgilenen yok köyümüzde. Köyümüzde önce bir insanlar birbirini geliştirmesi lazım. Sağ olsun derneklerimiz, yönetimimiz, başkanımız bu bir şeyleri düzenlemeye çalıştı. Gençlerimizi buraya topladı, getirdi. Ki burada köyümüzde hem tanıtım yapalım, hem çekim yapalım, hem de gençlerimizi birbirine daha yakından tanıştıralım diye. Ama maalesef engellendi. O etkinliğimiz, o birbirimize tanışmalarımız engellendi. Hayal kırıklığına uğradık. Gençlerde beklentileriniz ne? Gençlerde beklentilerimiz daha ileriye, daha toplumcu, katılımcı, köyümüze, toplumumuza faydalı insanlar olmasını istiyoruz, memleketimize. Peki. Ben Güllüsel. Güllü Hanım, nasıl bir projeniz vardı? Bunu sizden dinlemek isteriz. Projemiz bizim Tokat'ta çıkan geri değerli süs taşlarını araştırmaktı. Bunu arkadaşımla beraber yaptık ve danışman öğretmenimiz. Öncelikle araziye çıktık ve geri değerli süs taşlarını topladık. Bu süs taşlarını tanımamız ilçemizde bulunan halk eğitim merkezindeki hocamız yardımıyla oldu. Daha sonra taşları tanıdık ve bunları oradaki taş işleme ve taş kesme atölyesine işleme tabi tuttuk. Projemiz coğrafya alanında taşın yolculuğuydu. Bu proje de Samsun'da bölgede birincilik aldık. Daha sonra Ankara'da yapılan Türkiye finallerinde Türkiye ikincisi olduk. Başarımız bu şekilde. Peki bu Tokat'a ne kazandırır? Artısı ne olacaktır? Tokat'a kazandıracağı ekonomik değer. Tokat'ta bu süs taşları gerçekten hani çok değerli. Bunlar değerli olduğu için de hani bunları işleme tabi tutmak gerekiyor. İşleme tabi tuttuk. Bunlar ekonomik bir değer olarak ve iş olanağı olacak. Peki ne okuyorsunuz? Alanınız ne? Şu anda kaça gidiyorsunuz? 12. sınıfa geçtim. Lise son. Arkadaşlarıma hedeflerinden kesinlikle vazgeçmemelerini öneririm. Eğer gerçekten bir şeyi istiyorsak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bir danışman öğretmenimiz ya da bizi yönlendirecek birisinin yardımıyla gerçekten müthiş işler başarabiliriz. Benim yüzüm yumağıyla bitmez.
Ha böyle yine kesik bekliyorduk. Bunlarda dövüşüyorduk, doluyorduk, su dolduruyorduk. Şaşıp koyuyorduk bu karşılara. Şimdi o kavga ettiklerinden üzülüyor musun? Ben bu kavgaları niye yapmışım diye üzüldün mü? Üzülmem mi? Şimdi o adamlar elime verse barışacağım. Üzülmem mi? Oradan taş oradan şuraya da kesik bekliyorduk biz. Üzülmez olur mu? Şuraya suyumuz kuruyorduk. Yani suyumuz yine bu kadar az mı akıyordu yoksa daha mı fazlaydı sular? Sular aynı. Şimdi daha iyi olmuş. Ya adam yok ondan. Şu peteklerine yoğurdu. Peteklerine dolu devriydi o zaman. Malları, şeyleri, hayvanları getiriyorduk. Nerede su buluyorduk? Buraya ne çeşmesi diyorlar? Tekkeş'in pınarı bizim yani. Biz bunun şeyi yok. Anla, torunları. Tekkeş'in pınarı deniyor buraya. Hı. İsmim Metin Başar abi. Metin'im, bu köye geldiğinde en büyük sıkıntıların neler genç olarak? Abi iki tane sorunumuz var zaten. Birisi yol, birisi su. 90'lı senesinden erken 2019'a can aynı sıkıntıyı çekiyoruz. 80'li senesi nasılsa bizim köyün hali şu anda aynı. Eğer Paris'e çıkıyor biz hala yerimize sayıyoruz. Hiç bir büyükler olsun, köyümüzün gelir kişileri olsun hiç taşın altına elini kimse sokmuyor. Diyor ki Mehmet yapsın, Ahmet yapsın. Hepimiz biri olsak olmadık şeyler olur köyümüze. Ben Kutalay köyünden İlyas Araç. İlyas amca kaç yaşındasın? 66. Bu köyde ne gördün, ne işittin anlat bize. Orağımız vardı, harmanımız vardı. Öyle öyle malcılık, hayvancılık uğraşıyordum. Peki köyümüzde ne sıkıntıların var İlyas amca? Vallahi sıkıntılara kalırsan suyu yok. Doğru dürüst yolları yok. Telefonlar çekmiyor. İnternet çekmiyor. Sür. Önce ne yapıyorsun sen buralarda? Burada mı yaşıyorsun? Vallahi emekliyim. Köyün tadını çıkarıyorum şimdilik. Yaz kışı hep buradayım. Köyün gücü yetmiyor. Devlet de sahip çıkmıyor. Köy de dağın tepesinde, kırın tepesinde. Hep susuz, hem yolsuz. Ferme perişan devam ediyor. Nereye kadar gider bilmiyorum. Peki amcacığım, dernekle ilgili bir sıkıntınız var mı? Bir isteğiniz var mı? Dernek başkanına ve yönetimlerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Elinden gelen gayreti gösteriyorlar ama halkımız gayretsiz, gayret etmiyor. Dernek çabalarına karşılığı tam değil halkımızın. Birlik beraberlik olmazsa hiçbir şey olmaz. İsterdim ki halkımız da duyarlı olsun. Derneğimize biraz destek versinler. Sağ olsun, var olsun. Başkanımız çok iyi. Dernek başkanımız çok iyi, okumuş, tahsilli. Yönetim olarak hep teşekkür ediyorum. Tekkeşinlerden bana Hüseyin Bilkay derler ve Topal Hüseyin derler. Yönetimden ya da gençlikten neler istersiniz? Gençliğimizden Allah yollarını açık etsin. Daha güzelleştirmesini, daha ileriye dönük gitmesini, daha yolların açmasını Cenab-ı Allah hayırlısıyla nasip etsin. Gençlerimiz çok aydın, çok ileri görüşlü. İyi de gidiyorlar. Bu toplumlarla biz de memnun oluyoruz. Biz de peşlerinde destekçi olarak. Burada ne gibi yemekleriniz var? Daha çok hangi yemekleri yapıyorsunuz? Hangi yemekleri seviyorsunuz? Kar fasulyesi yapıyoruz. Biber yapıyoruz. Türlü yapıyoruz. Aynı her zamanki yemek. Peki buradaki yaptığınız yemeklerde erkekleriniz yardımcı oluyor mu? Yok, hiç yardım etmiyor. Kurbanı kestin mi ya? Sadece bir çay yapıyorlar. Çaydan başka bir şey beceremiyorlar değil mi? Yok. Belli zaten patron gibi elini arkasına koymuş, arkasında kurban duruyor. Kurban bak kestim götürdüm, gittim buraya. Yani kurban da kesme. Gel onlar abi da onlar yapsınlar. Hazırladım, çay yaptım. Hayır, onlar da yapsınlar yani. Onun da kurumunu da onlar yapsınlar. Bak anana dolma yapıyor. Anneciğim kolay gelsin. Hoş geldin, sağladın abi. Sen şimdi ne yapıyorsun? Ne işle uğraşıyorsun böyle? Vallahi yemek yapıyorum, türlü yapıyorum. Et kavuracağım. Kavurma var desene sen var, bugün var, bize. Var buyurun yiyek.
Gençlerden istediğin falan ne var? Çocuklardan? Çocuğum ne isteyeyim? Canın sağ olsun. Çocuğum bir şey istemiyorum da işte yol koyayım, bize yollarımız koydu, suyumuz koydu. Yok, suyumuz az. Ben de yapayım ha. Hadi yap baba, hadi gidelim hadi. Koy da. Bir becer de. Getir ver. Ha, kendisi koymayı bilmiyor, ben de yapıyormuşum. Ha işte bak. Ben de yaparım, ne var bunda ya? Ya kesin benim güzel olur. Bir bakacağız. Baksana bak. Yanına koy, ben onu alacağım şimdi. Ha işte, tamam. Dur. Ya burada. Vallahi ben İbrahim'in Tokatlıyım, Buzalan köylüyüm. İstanbul'dan buraya geldik tatile. Yani her sene böyle geliriz. Bayramlarda, Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda 10-15 gün biraz ziyaret işte. Sağa solu ziyaret ederiz, buraları ziyaret ederiz, gezeriz yani. Köy deyince aklıma ne geliyor? Vallahi köy deyince aklıma ne geliyor? Geçmiş çocukluğum, eski yaşadığım şeylerim geliyor. Çocukluğumda yaşadığım, gördüğüm şeyler geliyor. Vazgeçemiyorum. Nereye gidersem gideyim illa ki köyüme geleceğim. Kendi toprağımı kuklayacağım, baba yurduna döneceğim yani. Havası güzel. Her şeyine güzel yani. Peki Kuzalan'la diğer köyler arasındaki fark ne vardır sizce? Vallahi diğer köylerle arasında şu var. Burada yani bizim köyümüzde bir şeylik var yani böyle birbirine kaynaşma var. Misafirperverler, insana değer verirler. Çoğunluğu, topluluğu sağlarsak eğlenceler düzenleriz. Yani gençlerimiz eğlensin işte ne bileyim kendi örf adetlerimize göre oyun, halay işte sevap bunları yaparız. Böyle bir şeyimiz var. İsmim Halis Soysal. İstanbul'da oturuyorum. Bayramlarda genelde baba yurdu diyerekten geliyor, ziyaret ediyoruz. Çocukluğumuz buralarda geçti. Yani çocukluk yıllarında da var, otlattı, koyun otlattı. Yani ne kadar İstanbul'da, ne kadar yüksek yerlerde yaşasak da bu köyü görmeyince içimiz rahat etmiyor yani. Millet geliştikçe yani durumları müsait oldukça köylere yatırım yapıyoruz. Evler yapıyoruz mesela, daha güzelleşsin yollarımız, artık çağ atlayalım yani eski tarihi aşalım diyerekten. Bu tür şeyler yaşatıyoruz yani çocuklarımıza baba yurdunu, dedesinin tarlasını, ormanları, aç susuz kaldığımız dereleri diyoruz işte burada aç kaldık, burada susuz kaldık, şurada koyun şöyle oldu, burada inek böyle ya işte kuzaladı, işte aç susuzluk şeylerimizi anlatıyoruz, anılarımızı. Onlar da bu vaziyette köyümüzü unutmasınlar, dede yurdu, baba yurdu diye unutmasınlar diye yapıyoruz. Köy ekmeğini nasıl yapayım? Bize anlat bakayım. İçine tuz atıyor, suyuna yoğuru yok. Mayasını atıyor, tuz atıyor. İyice özelleterek yoğuru yok. Ondan sonra yere döküyor, tekrar pişiriyor. Bırakma dolaba o aylarca ye. Hiç bayatsımaz, hiçbir şey olmaz. Kete yaparız, çörek yaparız. Her şey elimizden gelenleri yaparız. En çok yaptığınız yemekler ne var? En çok yemeklerimiz yayla çorbası yaparız, dolma yaparız, yapak dolması. Abla sen ne iş yapıyorsun? Ben de vallahi kurban kestim abi, onun kellelerini ütüyorum. Allah kabul eylesin. Sağ olasın, Allah razı olsun. Kelle paça dediğimiz olay bundan yapılıyor galiba değil mi? Başlangıcı bu. Evet, kelle paça bu. Evet, içine sarımsağı atıyor. Güzel, onun kelle paçası güzel oluyor. Ya abla bu çok sıcak değil mi? Şu anda ortam çok sıcak değil mi? Ama sıcak olmayınca da olmuyor. Lezzet onda zaten. Anne merhaba. Buradaki ürün ne? Cecim yataklarımızın üstünü örtüyor. Önemli yerlere şey diyor. Şey olunca başımıza bir iş gelse cenazelerimizi sarıp götürüyor. Mezelli ve
Üstüne bir kumaş örtü yok, tekler yine. Anne bunu sen kendin mi dokudun yoksa satın mı aldın? Kendim dokudum yavrum da, satın almanı arasın. Kaç gün sürdü bunu yapmak? Harmanlarda bir haftada yapıyorum. Eğri yok, böyle irek irek boy yok, harmanlara ıy yok. Şeylerle, kılıçlarla dokuyor, dokuyor duvar. Şimdi onlar hep öldü, öldü. Yapan yok ki. Amca merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldin. Teşekkür ederim, iyiyiz. Ne yapıyorsunuz? Şu anda neyle uğraşıyorsunuz? Vallahi köyde kafa dinlemeye geldik. İşte bir iki tane arı var, bahçe var, temiz hava. Kafamızı dinliyoruz. İyi şükür Allah'a yani. Bu seneki balınız nasıl? Bal yeterli mi? Güzel mi? Bal çok güzel bu sene mevsim. Allah'a şükürler olsun. Yani bu sene ağız tadıyla bir bal yeriz yani. Arı bal çekiyor. Gerçekten çiçek çekiyor. Güzel çiçek var. Burada, burası neresi? Ne zaman geldiniz? Ya da burada mı yaşıyorsunuz? Abi ben bugün geldim gece otobüste. Burası benim köyüm, evim var. İşte İstanbul'da yaşıyoruz da öyle gezmeye geldik yazın, tatilde. Peki memnun musunuz? Köyünüzü seviyor musunuz? Seviyoruz tabii ki abi. Yoksa zorla mı getiriyorlar? Ne yapıyorlar? Abi, biz koşarak gelmeye razıyız yani. Tabii. Koşarak gelmeye razısınız. Aynen öyle abi. Peki köyde neler yapıyorsunuz? Neler var, neler yok? Evet, İstanbul gençliği burada arkadaşlar. Abi vallahi geziyoruz, tozuyoruz böyle işte. Hayat geçiyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica ederim abi. Dursun Belge, bu köylüyüz Ebeden Ejda'da. Köye geldiğimiz yaptığımız masraflarla Türkiye'nin en güzide tatil köylerine gidebiliriz. Biz diyoruz bura bizim ecdadımızın yeri. Buraya geliyoruz. Buradaki halde hiç beni çekme. Yolları çek. Suyu çek. 21. asırda yaşıyoruz. Evimizde su yok burada. İdare amirlerine sesleniyorum buradan. Kaymakamı, valisi, sorumlusu, milletvekilleri. Seçim sürecinde burada sürekli parti arabaları görüyorduk. Politikacılar görüyorduk. Şimdi selam veren yok. Köylü kendi kaderinde. Yani yapacağımız, onlardan isteğimiz köylere bir el atsınlar. Şurada tarımı geliştirseler, köyü geliştirseler insanlar bırakıp da baba yurdunu terk etmez. Hoş geldiniz. Nasılsınız abla? İyiyim, sağ olun, var olun. Nasıl, köyü beğeniyor musunuz? Yani yok, işte idare ediyor. Köyün eksikleri neler abla? Köyün eksikleri işte yolumuz, belimiz, suyumuz yok. Adım Telli Selen. Suyumuz gelsin, bir şey istemiyor. En becidi su işte, suyumuz. Ne başkanına ne çok çok selam söylen. Kardeşimiz zaten kayınçısı. Thank you.
Süreç içerisinde neler yapıldı? 4 yıllık süreç içerisinde birçok etkinliklerimiz oldu. Kültürel faaliyetlerimiz oldu. Bunların hepsini bu şu anda söylemek çok zor olacak, uzun olacak. Zaten slayt şeklinde herkes görecek bunu. Maddi olarak söylemem gerekirse şu anda derneğimizde yemekhanemiz yapıldı, cemevimiz yapıldı. En son olarak kütüphanemiz yapıldı, konferans salonumuz. Doğalgaz, su, elektrik abonelikleri ve tesisatı. Bunun haricinde en son olarak da arsa aldık derneğimize. Bir arsa kazandırdık. Ufak da olsa bir yatırım yapabildik. Bu konuda çok mutluyum gerçekten. Peki başkanım, 4 yıllık bir deneyiminiz oldu. Bu deneyiminiz içerisinde bir dernek başkanının nasıl olması gerektiği konusunda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bir dernek başkanı, aslında yönetici olarak cevaplayalım bunu, her şeyden önce aydın kişi olmalıdır. Aydın kişi kelimesinin anlamı ışık saçan, kültürlü, ileri düşünceli, çağın gereksinimlerine göre hareket edebilen kişi demektir. Bir dernek yöneticisi hiçbir zaman veya genel olarak bir yönetici diyelim yine, hiçbir zaman sabit düşünceli olamaz. Her fikre, öneriye açık olmalıdır. Fakat her fikri, öneriyi de doğru kabul etmemelidir. Akıl, vicdan ve toplum yararı süzgecinden geçirerek orta bir noktada karar almalıdır. Ve bir yönetici sabırlı olmalıdır. Kesinlikle çabuk öfkelenen ve öfkesine yenilen bir kişinin yapabileceği şey değildir yöneticilik. Eleştirileri açık olmalıdır. Ve önemli bir durumsa bir yönetici kişisel sorunlarını hiçbir zaman yöneticisi olduğu makama veya topluma yansıtmamalıdır. Yok efendim ben şununla kavgalıyım, geçmiş dönemde şununla sorun yaşadım veyahut da bununla bir araya gelmem gibi şeyler söyleyemez. Eğer toplum yararı o anda o kişiyle bir arada olmasını gerektiriyorsa kesinlikle bir arada olmak zorundadır. Çünkü herkesin yöneticisidir orada. Otur bir lüksü kesinlikle olamaz. Olmamalıdır da.
Eğer bir yerde yöneticilik yapıyorsa o makama layık olmak zorundadır. Kişiler, yöneticiler geçicidir ama kurumlar kalıcıdır. Başkanım, gençlerle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Klasik bir söylem olacak ama bugünün gençleri yarın toplum önderleri olacaktır. Bana kalırsa geç kalmasınlar, bugünden önder olmaya çalışsınlar. Bir dernek her şeyden önce gençlerine önem vermelidir, yatırım yapmalıdır. Çünkü bu şekilde geleceğine yatırım yapmış olacaktır. Bugünün toplum önderleri olan insanlar 10-15 yıl sonra yaşlılıktan dolayı bir köşeye çekilmek zorunda kalacaklar. İşte biz bugün gençleri bu işin dışında tutarsak, derneğin dışında tutarsak yarın bir gün bu derneğin kapısına kilit vurmak zorunda kalabiliriz. Aslında bu şekilde köyümüzün birliğine, beraberliğine kilit vurmuş oluyoruz. İnsanların bir arada olmadığı, birbirine kenetlenmediği, kardeşlik alaylarının çekilmediği bir yerde ne bir beton binanın ne dört duvarın hiçbir anlamı olmaz. Ben her zaman söylüyorum, önce gençler. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Başkanım, 4 yıllık tecrübeniz sırasında ya da başkanlığınız sırasında sizin için enler ne oldu? En iyisi ve en kötüsü anlamında ya da en üzüncüsü, en sevindirici olay hangisidir? En üzücü dediğimiz zaman benim aklıma sadece bir şey gelir, o da babamın ölümüdür. Şimdi diyeceksiniz, babanın ölümüyle derneğin ne alakası var ama birincisi dernek başkanlığım zamanında olmuş olması. İkincisi, şöyle izah edeyim, köyümüze mesajları ben atarım. Düğündür, cenazedir, nişan gibi veya diğer duyuruları. O anda babamın ölüm mesajında ben kendim yazmak zorunda kaldım. Ve mesajı onay tuşuna bastığımda telefonda o mesaj tekrar bana geldi. Aynı anda herkesle birlikte bana da gelir. O babamın ölüm mesajı geldiğinde kendimi tutamadım, telefonu yere attığımı hatırlıyorum. Çok kötü bir andı benim için. Allah kimseye yaşatmasın diyorum. Ve bu vesileyle anne baba, kız erkek, genç yaşlı demeden bütün ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sevinçli olay dersek, aslında en sevinçli olay demeyelim de sevinçlidir diyelim. Çünkü bütün yaptığımız etkinlikler çok önemlidir benim için. Hac Bektaş Veli Gezisi, Çanakkale Gezisi, Anıtkabir Gezisi, gençlerle yaptığımız etkinlikler veya diğer etkinlikler, bunlar hiçbirisini birbirinden ayıramam. Bu faaliyetler esnasında resim çekerim, daha sonra Facebook sayfasında paylaşırım, Kuzalar Facebook sayfasında. İşte o an çok mutluluk vericidir benim için, çünkü çalışılmış, başarılmış, bir emek ortaya konmuş ve artık bunu sadece izlemek kalmıştır geriye. İnsanların beğenisi, yorumu çok hoşuma gider bu geri dönüşleri. Ve bütün üyelerimize teşekkür ediyorum bu konuda. Başkanım, son sözlerinizi alabilir miyim? Son ya da kendi söylemek istediğiniz, unuttuğunuz herhangi bir konumuz var mı? Senede bir defa piknik ve cenazelerle ilgilenme dışında hiçbir şey yapılmayan dernekçilik anlayışına karşıyım. Bir dernek her şeyden önce sosyal sorumluluk anlayışı olarak insanlar ve gençleri bir araya getirip tanışmalarına, bir arada olmalarına, kenetlenmelerine vesile olmalıdır öncelikli olarak. Ve inancımız yolunda, Atatürk ilke ve inkılapları yolunda gençlerini, insanlarını yönlendirmesi, bu yolda aydınlatması yolunda girişimlerde bulunmalıdır. Zaten burada da örneğini görüyorsunuz. Atatürk köşesi önündeyiz. Burada her türden kitabımız var gençlerin okuması için. Ben kendimden örnek verecek olursam, üniversite okurken kütüphaneden kitap alıp okurdum. Kendimi o şekilde yetiştirdim, geliştirdim. Üniversite okumak insana sadece diploma verir, meslek verir. Akıl, fikir, vicdan yolunda, bilgi yolunda kültürel olarak fazla bir şey katmaz. İnsan kendi kendini geliştirmelidir. Buradan üniversite okumayan gençlerimize hiçbir şey geç değil, kitap okuyarak kendilerini geliştirsinler. Üniversite okuyan gençlerimize de şunu söylemek istiyorum. Diploma sahibi olmak her şey değildir. Sadece meslek verir bu insana. Kendilerini kitap okuyarak ayrıca yetiştirmeleri lazımdır. Ve burada bu kütüphanenin kurulmasına sponsor olan, destek veren iş adamlarımıza aslanca teşekkür ederim. Ve burası gerçekten 3-4 gündür çok uğraştık. Kitapları taşımak, buraya dizmek gerçekten büyük emek. Bu zaman zarfında hep yanımda olan, bana yardımcı olan yeğenim Halil Ata'ya ayrıca teşekkür ederim. 4 yıldır benimle bu görevi yürüten yönetimime teşekkür ederim. Kendileri gerçekten emek harcadılar, sağ olsunlar. Bize bugüne kadar destek veren bütün iş adamlarımıza,
Bütün köylülerimize teşekkür ederim. Bütün üyelerimize bizi yalnız bırakmadılar. Gerçekten destek verdiler. Ve aileme teşekkür ederim. Kızlarım çok küçük ama onlara da teşekkür ederim. Çünkü yalnız bırakmak zorunda kaldığım zamanlar oldu onları. En son bayramda köye gitmek zorunda kaldım onları burada bırakıp. Bayram boyunca beni beklemek zorunda kaldılar evde. Ve tabii ki burada fedakarlık yapan, 4 yıldır bana destek olan fikirleriyle, önerileriyle, benim daha iyisini yapmama vesile olan bir gizli kahramanımız var. Eşim, ona da çok teşekkür ederim. İnsanın hayatında iyi ki varsın dediği ve ömür boyu da sen olasın dediği bir insana ihtiyacı vardır. Kendisine teşekkür ederim bu konuda. Thank you.
Gençler, hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki Kuzalan köylüyüz. İstanbul'da da Kuzalan'ın tepesinde de Atatürk'üyüz.